Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karayeli T Geometri Soru Bankası kitabında Çemberde açı konusundaki 5. testin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarasına şöyle bir bakalım. Neredesin kitapta sayfa numarası? Evet 156 ve 157'yi çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda O merkezli AB çaplı yarım çember verilmiş. İşte AD ile DO birbirine eşit verilmiş. Hocam hemen taban açılarına değerler yazalım. E hocam A ile X eşit mi? Hayır değil. Z kuralı yok çünkü paralel değil. Başka bir şeye bakalım. Başka EC ile AO da birbirine eşit verilmiş. Bak bak bak. AO ile EC birbirine eşit verilmiş. Yani şununla şu birbirine eşit verilmiş. A yarıçapla şu eşit verilmiş. Hemen ne yapacağız? Diğer çapı da biz çizeceğiz. En etkili silahımız yarıçap çizmekti. Yarıçapı çizdik. Yarıçap eşitliğini gösterelim. Hocam bu da yarıçap. Hatta bu da yarıçap. A eşkenar üçgen çıktı. 60 60 ve şu açının da tamamı 60 derece. Ve sonra şurada da bir x kenarlık var. Taban açıları birbirine eşit. E o zaman burası da a. Sonra iki tane açı yan yana dayanamam. İkisinin toplam bir dış açıya eşit. 2a. Toplamda 3a artı 60 eşittir 180 olduğundan dolayı 3a eşittir 120 çıkar ve a'yı buradan 40 derece olarak buluruz. Evet a 40 derece bizden ne isteniyor x. Madem a'yı 40 derece bulduk. E bunun tamamı 60 dereceydi. Yani 40 artı x eşittir 60 dereceydi. x de böylelikle 20 derece olarak buluruz. Yani birinci soru c han oldu. Geldik ikinci soruya. Eş yapıyı kullanmışız bu soruda. Şöyle ki. Şimdi ben buradakini kesip bu dilimi almışım şuraya koymuşum. E sonra ne olmuş? B, B, O yayı. B, O yayı. Yani şuradaki yayın ölçüsü verilmiş bize böyle olunca. Kaç derece verilmiş? 260 derece verilmiş. O zaman burası 260 derece. Tamam. Buraya kaç kaldı? 100 derece kaldı. Sonra şuranın ben alfa derece olduğunu biliyorum. Kesildikten sonra da alfa derece. E bu Alfa değil mi? Evet. Dikkat edin. Bu da yarı çap. Bu da yarı çap. Eskiden bak yarı çap yarı çap değil miydi? Evet. Yarı çap yarı çap. Tam böyle OA'ya kadar yarı çap ya. Yarı çap. X kenar oluştu burada. Ee, hocam buraya ne kaldı? Şuraya 100 derece kaldı ya. Yani buraya 100 eksi alfa kaldı. X kenardan dolayı. Burası da 100 eksi alfa mıdır? Aynen öyle. Ee, sonra ne yapacağız? Hocam X kenarlık var burada. 100 eksi alfa. 100 eksi alfa ve Bu. Yani toplamda 200 Şöyle yazayım istersen. 100 eksi alfa artı 100 eksi alfa artı alfa eşittir 180 yapmalı. Alfalar gitti. 220 mi yapıyor arkadaşım? Alfayı böylelikle kaç bulduk? 20 derece olarak bulduk. Zaten bizden bu isteniyor. Cevap Akçay yaptı ikinci soruda. Geldik 3'e. Arkadaşlar üzülerek söylüyorum ki burada bir değişiklik var. Kusura bakmayın böyle bir şeyler olduğu zaman çok rahatsız oluyorum. Sizin 5 dakikanız benim için çok önemli. Ama bu tür şeyleri de e, verdiğimiz emekten dolayı affetti, affettiğinizi de biliyoruz. Ama ben yine de çok rahatsız oluyorum böyle sanırım bu kitapta e, ikinci büyük hata diyebiliriz böyle baktığımız zaman lütfen kusura bakmayın şöyle düzeltmemiz var o düzeltmeyi şöyle yaptıktan sonra yani CD açısı değil de aED açısı işte 140 derece olacak ve e, B, c d e ve a noktalarını sırasıyla birleştirme şeklinde bir düzeltme var Şimdi bu düzeltmeden sonra büyük ihtimalle sonuca ulaşırsınız diye tahmin ediyorum Sorumuz bu şekilde. Hadi bakalım ben şimdi çözeyim. Şimdi o güne öğretmen şöyle bir soru sormuş. O merkezli AB çaplı bir yarım çember çiziniz. Hemen AB çaplı bir yarım çemberi çizelim bakalım. Hop şöyle AB çaplı bir yarım çemberi çiziyoruz. Çizelim. Şöyle bir yarım çemberi çizdik. Sonra AB çaplı tabii ki bu. Sonra diyor ki çember yayı üzerinde saat yönü tersi de sırasıyla CDE noktaları. C, D ve E noktalarını belirleyiniz diyor. Belirledik. Sonra e, B, C, D, E ve A noktalarını şöyle birleştirin diyor. Tamam birleştirelim. B, B C, D, E ve A noktalarını sırasıyla birleştirdik ve A Y'de açısı 140 derece olsun diyor. Şuradaki açı 140 derece. E BCD açısı da BCD açısı da x olsun diye soruluyor ve x nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi burada neyi kullanmamız lazım? Bu bir çap değil mi? Evet, çap. E, çembere tamamlayıp da yapabiliriz ama genelde yarım çember yetiyor diye hep söylemiştik zaten. E 140'ı da kullanmamız lazım. Burada 1, 2, 3, 4, 5 gen var. E biz dörtgeni biliyoruz. O zaman bir dörtgen oluşturalım. Şöyle bir dörtgen oluşturabilirsiniz. Ya da şöyle bir dörtgen oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ki sanki bu dörtgen daha mantıklı. Şu dörtgeni oluşturunca ne oldu? Hocam çapı gören çevre açı bir kere 90 derecedir burada. Sonra burada da bir dörtgen oluştu ya. Bu bir kirişler dörtgenidir. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açılar toplamı kaç derece yapıyor? 180 derece yapıyor. Yani 40sa 140sa burası da 40 derece olmak zorunda. E x açısı da 40 ile 90'ın toplamına eşit oldu. Yani böylelikle cevabı 130 derece diye ulaşırız. Yani 3. soruyu düzeltilmiş halindeki 3. soruda bu şekilde 130 derece bulduk. İlk baskılarda böyle bir sıkıntı var. Lütfen kusura bakma. Evet geldik 4. soruya. Şekilde AB çaplı O merkez çember üzerinde hareket eden güneş ile O noktasından yere dik bir şekilde konumlanmış bir ağaç vardır. Yere dik şekilde olduğu için burası kaç derece olur? 46 derece olur. Burası 72 derece olur. O noktasına güneşin tam orta noktasından gelen ilk güneş ışığı ile son güneş ışığının gelmesi arasında 12 saat geçiyor. Evet buradan buraya 12 saat geçiyormuş. Evet 12 saatte. Arkadaşlar 180 derecelik kısmı 12 saatte mi götürüyor? Evet 180 derecelik kısmı 12 saatte götürüyorsa e o zaman burada saat 9.20 geçeymiş. 9.20 geçeden şuraya kadar gelene kadar kaç derece var onu bulacağız. 72.44 daha kaç yapıyor? 116 derece var. E o zaman 116 derecede kaç saatte ulaşırız? Gerçi saat değil dakikadır büyük ihtimalle. E o yüzden dakikaya çevirelim. Normalde şöyle yapacağız. İşler dışlar yaptığımız zaman 180 çarpı x 116 çarpı 12 saat ya. Şimdi o zaman 116 çarpı 12 saat bölü 180 bize direkt x'in verir. Evet. Şimdi gerekli sadeleşme tam olarak olmaz. Ben bu saati dakikaya çevireyim. 1 saat 60 dakika değil mi? O zaman çarpı 60 diye bir şunu dakika cinsinden hesaplayayım. Hocam sadeleştirdiğim zaman burası kaç yaptı? 3 yaptı. Bununla da bu sadeleştirse 4 yaptı. 6 kere 4 24. Ondan sonra 62 e, 464. Evet 464 dakika sonra ikinci duruma geliyor. Zaten bize ikinci duruma geldiğinde oluşan şey soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi 464 dakikayı da şimdi saati çevirelim isterseniz. Ne yaparız? 464'ü 60'a böleriz. 6 kere 7 42 yapıyor. Bu 420 yapıyor. O zaman 44. Arkadaşlar 44 dakika hala elimizde var. Bu 6 tane 7 olduğu için 7 saat değil midir? Yani biz 9.20'ye 9.20'ye kaç ekleyeceğiz arkadaşlar? 9 saat 20 dakikaya yani. Kaç ekleyeceğiz? 7 saat 44 dakika ekleyeceğiz. Toplayalım. Hocam burası 64 yaptı. Dakika 60'tan sonra ediyor. Dikkat 1 saate devrediyor. O zaman burası 64 dediğimiz ne yapıyor? 04 yapmıyor mu? 64'ten 60 çıkınca. Evet. Çünkü 60 fazlalığı atıyoruz. 97 daha 16 ama bir de elde vardı. 17.04 yapar. O zaman cevabımız ne olacaktır? denizli olacaktır. Sadece burada dakikaya çevirdik. Sonra saati çevirdik. Saat 7 saat 44 dakika sonrasında da 9.20'den 7 saat 44 dakika sonrası da 17.04 yapıyor. Yalnız 60'dan sonra bir elde var. Ona dikkat edin. Hatta şöyle yapayım aslında. Şurası kaç oldu? 64 oldu. Bu 64 dediğimiz nedir? 04'tür. Bir elde var bir de karşı tarafa gideceğiz. 97 16. yani 17.04 yapıyor. Cevap 4. soru Denizli oldu. Geldik 5. soruya. Şimdi arkadaşlar böyle bir hikaye konmuş ama önemli olan buradaki çemberler. Bu çemberleri gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Şöyle ortak teğet çiziyorduk. Ortak teğet, ortak teğet ve ortak teğet çizdik. Ortak teğet çizmekteki temel amacımız neydi? Teğet kiriş açıyı kullanabilmek. 50 ise yay 50 ya. Teğet kiriş açıdan dolayı hop burası 50'yi 50'yi görüyor. Hocam burada kaçı? 25 derece yapar. Aynı şekilde burada kaçı da 50'yi görüyor. Burada kaçı da 25 derece yapar. Sonra şuraya bakalım 55 ise gördüğü ya 110 teğet kiriş açı lazım. Hocam 110 ise burada kaçı da 55 yapar 110'un yarısı. Burası da teğet kiriş açı 110'u görüyor. O zaman burası da kaç yapacaktır? E, 55 yapacaktır. E, sonra buraya gelelim. Hocam x ise gördüğü ya 2x teğet kiriş açı. O zaman 2x'i görüyorsa bu açı x yapar. Bu açı da aynı şekilde x yapar. E, şurada bir üçgen oluştu. 2 tane x, 2 tane 25 ve 2 tane 55 var burada. Değil mi? E, o zaman bunları toplayalım arkadaşlar. 2x elimizde var. 2 tane 25 50 yapar. 2 tane 55 de 110 yapar. Bu açıyla bu açının toplamı. 110 toplamı 180 yapacak. Şurası 160 yaptı. Öbür tarafa atınca 2x eşittir 20 yapar. Ve x'i de böylelikle kaç buluruz? 10 derece olarak buluruz. Yani cevap ne çıktı arkadaşlar? Böylelikle balık kesir çıktı. 5. soruda geldik 6'ya. Evet kirişler eşit verilmiş. İç açı var dış açı var. Normalde şöyle yaparsınız dostlar. A dersiniz B dersiniz. Hocam iç açıdan dolayı a artı b bölü 2 80'e eşit bir denklem buradan. Hocam dış açıdan dolayı da a eksi b bölü 2 de 40'a eşit bir denklem de buradan. İki bilinmeyen iki denklemden a'yı b'yi bulursunuz. Sonra hatta burada kirişler de eşit ya burası da a yapar. a'yı b'yi bulduktan sonra şuradaki açı da çıkar. E bu açı çıktıktan sonra da ne yaparsınız buradaki a'yı bulursunuz. Ama ben iç açı ve dış açıyı kullanmadan nasıl yapabilirim? Şöyle ki. Şimdi bu kirişi kullanacağım ya o zaman şu açıyı mı kullansam şöyle? Ee, ya da şuradan başlayayım istersen. Bu açıyı bulursak buradaki şey de sonuçta çıkacak. Alfa Alfaysa gördüğü yay nedir? 2 alfadır. 2 alfaysa burası da alfa yapar mı? Yapar. E sonra 2 iç açı bir dış açıdan. Tamam, hocam burası alfa artı 40 yaptı. Bak üçgen bilgisini kullanıyorum. Şu üçgende 2 iç açı bir dış açı yaptım. E gördüğü yay 2 katıdır. E burası ne oldu o zaman arkadaşlar? Ya da x kenarlık var burada. Alfa artı 40 ise hocam burası da alfa artı 40 yaptı. E sonra... Neyi kullanacağız biz burada? Yaylardan dolayı bir şeylere gidebiliriz. Neyi kullanmadık? 80'i kullanmadık. Bak takıldığın zaman hemen açıya bakıyorum. A hocam buradaki üçgende 2 iç açı bir dış açı değil mi? Evet. Şu üçgende sen alfa ile alfa artı 40'ı topladığın zaman 80 yapacak. 2 alfa eşittir 40 yapacak. Alfayı da böylelikle 20 derece bulursun. Alfayı 20 bulduğunda burası 60 yapar. 60-80 daha 140. O zaman buraya da kaç derece kalır? 40 derece kalır. Yani 6. soru Akçay yaptı. Ve geldik 7. soruya. Bir katlama sorusu arkadaşlar. Katlamada ne yapıyorduk? Hop eski haline geri açıyoruz. Şekli eski haline geri açalım. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit mantığını kullanıyorduk değil mi? Hemen şekli açıyoruz şöyle. Açabilsek süper olacak. Açtık. Açtıktan sonra hocam burası 90 derece çeyrek çemberdi. Bu 90 buraya mı geldi? Evet. Ve dikkat et üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şu kenarla şu kenar eşit bu kenarla da bu kenar eşit. Ve yarıçap bilgisi bizim için aşırı derecede önemliydi. Hocam bu yarı çap. E burası da yarı çap. A yarı çapla şu birbirine eşit vermiş. En etkili silahımız yarı çap çizmek değil miydi? Evet. Al sana yarı çap. Olay bitti sanki. Hocam bu da yarı çap. Ana ne çıktı burada? Bir eşkenar üçgen çıktı. 60 60 60 oldu. E hocam üst üste binen açılar da birbirine eşit ya. Burada üst üste binen açıların da eşitliğinden dolayı. Burası da 60 derece ise burası 30 30 yaptı. E sonrasında Şuradaki açıyı da ben bulabilirim. 30'lara da gerek yok gerçi burada ama olsun. E, 30 90 ise buraya 60 diye şey yapabiliriz, söyleyebiliriz. 90 olur burası. E, 30 olur. E, buradaki açıyı da bulabiliriz. Neyse biz buradan devam edelim. Şu 60 ise burası da 30 derece yaptı mı arkadaşım? Yaptı. E sonra şu ikizkenarlıktan dolayı burası da 30 derece yaptı. E hocam şu da bir ikizkenar üçgen değil mi? Bak çift çizgiye çift çizgi. Evet. Tepe açısı kaç? 30. 180'den 30 çıkart. 152'ye böl. 75-75 derece yapar. Yani x artı 30 eşittir 75 ise x'i de böylelikle 45 derece olarak buluruz. Yani cevap C han oldu 7. soruda. Ve geldik kara soruya. Bakalım kara soru neymiş yapabildiniz mi? Bakalım niye yapamadık görelim. Çembersel özellikleri kullanabiliyor muyuz? En etkili silahımızı kullanabiliyor muyuz? Bence en önemli şey bu. Arkadaş burada ne yapmalıyız? En etkili silahımız yarı çap olduğunu biliyoruz. Öncelikli olarak yarı çap çizelim. Hocam buradan bir yarı çap ya da buradan bir yarı çap hiçbir şey vermiyormuş gibi duruyor. Şuradaki eşitleri benim kullanmam lazım. E nasıl kullanabiliriz? E büyük ihtimal şuradan şuraya çizince çıkacak da buradan buraya çizince aslında burası 90 derece arkadaşlar. Çemberde uzunlukta biz bunu söyleyeceğiz. Aslında çok basit ama ispatıyla da göstereceğim ben sana. Merkezden kirişe dik çizdiğinde kirişi keş kiriş parçaya böler. Merkezden buraya keş parçaya böldüyse burası da 90 derece diyebiliriz. Sebep. E hocam burada bir yarı çap çizelim. Burada da bir yarı çap çizelim. E bu yarı çap Arkadaş bu yarı çap bu da yarı çap. E yarı çap yarı çap. İkiz kenar oluştu. İkiz kenarda çizilen kenar ortay aynı zamanda nedir? Yüksekliktir. Tamam. Buranın 90 derece olmasını ispatladık. Sonra ne oldu? Hocam bu bir dikdörtgen olarak verilmişti. 90 derece, 90 derece, 90 derece, 90 dereceden dolayı. 90, 90, 90 ise 90 yapar. Burası da 90 yapar. Aa burada bir kare oluştu. Hocam burada da bir kare oluştu. Hmm, kare. Kare, kare, kare. Karenin köşegeni. Hatta yani kare dedik. Niye kare? Çift çizgi ise burası, burası da çift çizgi çift çizgi ise burası da çift çizgi. O yüzden kare. Hatta burası da çift çizgi hatta burası da çift çizgi. Kare olduğundan dolayı bu bir köşegen mi? Evet 45 45. Hocam burası da 45 burası da 45. Ama soru hala daha çıktı mı? Çıkmadı. Ne yapacağız? Bir şeyler yapmalıyız. Şurada kare konusuna gelelim. Karede bir köşegen çizilmişse ve şekilde soruyu böyle e, çözemiyorsak ne yapacağız? En etkili silahımız yarı, yarı çap. Karede bir de köşegen çizmek önemli değil mi? Tamam. Kareyi düşünecek olursan köşegen çizmeyi düşünebilirsin. Bir. Ya da hocam ne yapalım? En etkisiz yarıçap yarı çap. E, Buradan buraya çizeceğimiz belli. Buradan buraya da çizeceğimiz belli. Hatta buradan şuraya da çizeceğimiz belli arkadaşlar. Çünkü çember üzerindeki noktalara çizeceğimiz kesin ve net bir şekilde söylüyorduk. Hocam bu yarıçap ya. Bak bak karenin köşegeni aynı zamanda. Karede şu köşegenler birbirinin tıpkısının aynısı olmuyor muydu? Evet. Köşegenler dik kesiyordu aynı zamanda. Yani sen buraya... Şöyle bir A diyecek olursam burası da A burası da A burası da A yarışab uzunluğu ne oldu? 2A oldu. Hocam burası da 2A oldu. Eyvallah. Sonra ne yapacağız? Ee, buradaki açı 45 derece. Tamam. Valla sıkıştık. Yine en etkili silahımız yarıçap. Şunu şöyle bir çizelim. Yarıçap uzunluğunu ne bulduk? 2A bulmadık mı? Hocam burası da 2A. Aa! Bir şeyler fark etmek lazım. Şurada bir dik üçgen çıktı. Bu dik üçgende güzel bir dik üçgen. 90'ın karşısı 2A hangi açının karşısı A'dır? 30'un. Burası 30 oldu. Evet alfa'ya yaklaştık. Sonra şuradaki açı kaç derece arkadaşım? 45 derece. Bu açı kaç yaptı? 60 yaptı. Şimdi dikkat et. Ee, burası da 45 derece aslında. Buraya kaç derece kaldı? 15 derece kaldı. Bu da karenin köşegeninden dolayı. Hani 45, 45. Buraya da kaç kaldı? 30 kaldı. Bak şuradaki üçgen de bir ikizkenar üçgen değil mi? Şöyle 2A, 2A'dan dolayı. Evet. Tepe açısı da kaç derece? 30. 180'den 30 çıkart. 150. 2'ye böl. 75. 75 yapar buradaki açıları. Ve alfayı da bulduk mu? Bulduk. Alfa da 75 artı 30'a eşittir. Yani alfa da böylelikle 105 dereceye eşittir. Evet kara soru. Kara soruyu hak etti mi? Bence hak etti. Çünkü bayağı bir çizim yaptık burada aslında şöyle bir. Ee, ama burada şu çok güzel bir hamle değil mi? Şu karenin köşegeninin aynı zamanda yarıçap olması. Hani a a a deyince şuradan yarıçap çizimde burası da 2a olması. 90'ın karşısı 2A 30'un karşı A demek. Sonra buradaki x kenarlığı falan böyle fark etmek. Gerçekten güzel bir soruydu arkadaşlar. Ha zor mu? E biraz çemberde açıda da zorlamak istedik arkadaşlar. Zor. Ama yapılamayacak bir soru değil. Yani burada önemli olan aslında nedir? Yine burada çemberdeki en etkili silahımız. Çemberde uzunlukta da bunu yapacağız zaten. En etkili silahımız yarı çap. Yarı çap bilgisine biz çok önem veriyoruz. Gördüğünüz üzere burada da yarı çap bilgisinden çözdük. Çember üzerindeki noktalara çizeceksin. Bak bir tek M'ye, D'ye, N'ye çizmemiştim. Bak oralara da çizince soru çıktı. Çok çizim varmış gibi aslında ama bunlar anahtar kelime. Bunlar yapılması gereken şeyler. Yani ilk çizim gibi düşünmemek lazım aslında. Evet güzel bir soruydu, hoş bir soruydu. Böylelikle bu kısmı halletmiş bulunuyoruz. Yani çemberde açık kısmı olmuş oluyor. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda... Çemberde açıyı bitirdik. Çemberde uzunluk testlerinde. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.